Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar ve altına değineceğiz. Dolar ve altın tarafında bizler için önemli olacak seviyeler, yükselişlerin devamı için kritik destek ve direnç noktalarımız hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen teknik incelemesini buradan yorumlamaya çalışacağız. Evet dolar TL ile başlayalım. Dolar TL kuru şu an itibariyle 7.82 civarlarında arkadaşlar. Şimdi dolar TL kurunda bizler için artık 7.86 seviyesi arkadaşlar şurada. 7.86 seviyesi bizim için bir direnç seviyesi oldu. Aşağıda 7.66 seviyesi önemli bir destek bölgemiz artık bundan sonra. Yukarıda 7.86 direnç. Aşağıdaki 7.66 seviyesi de bizler için artık önemli kuvvetli bir destek haline gelmiş durumda arkadaşlar. Dolar TL kuru 7.66 üzerine altında kapanış yapmadığı müddetçe yukarıda özellikle 8.01 ve 8.15 destek noktalarına doğru hareketlerini yukarı doğru sürdürmeye devam edecektir arkadaşlar. Burada 7.66 üzerinde kalan kurun yukarıda 7.86'yı tekrardan test edeceği fakat 7.86 kuvvetli bir direnç. Artık bu direncin de yukarı doğru kırılıp kırılmaması bizlere 8.01 ve 8.15 seviyelerindeki direnç noktalarının yönünü bize açacaktır. Dolar TL kuru. O yüzden arkadaşlar dolar TL kurunda 7.86'yı dikkatle takip ediyoruz. Kırılması halinde yukarıda hedef 8.01 ve 8.15 seviyelerinde bulunan direnç noktaları olacaktır. Olumsuz senaryomuzun gelişebilmesi için dolar TL'nin 7.66 altında bir kapanış yapması şart arkadaşlar. 7.66 kapanışı dolar TL kurunda tekrardan bizi 7.58 ve 7.54 seviyelerine doğru geri götürecektir. Şuradaki kanalımız işaretleyelim. Bu kanal düşüş kanalı arkadaşlar. Bu kanal içerisine girersek hareketler 7.58, 7.54 civarına doğru aşağı yönlü hareket eder. 7.66, 7.86 yükseliş kanalımız ve bu kanalın hedefi de 8.01 ve 8.15 seviyelerine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü atakları bize getirecektir. Ülkemizde Azerbaycan Ermenistan olayları dikkatle takibimizde olacak temel bulgular arasında. Biliyorsunuz yeni ekonomik paket de açıklandı. Yeni ekonomik paketinde bugün itibariyle dolar TL kuru üzerinde nasıl etkileri olabileceğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Geri çekilmelerde ara destek 7.78 ara desteğimiz mevcut. Şuradaki 7.68. 7.66 üzerinde durdukça da 7.86 tekrardan test edilip yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağı gözlemlenmeli. Kırılması durumunda da arkadaşlar yukarıda 8.01 ve 8.15 hedeflerine doğru dolar TL kurunda yukarı ataklar görmemiz mümkün. Şimdilik kısada verdiğim bu rakamlar takibinizde olsun. Bu rakamlar ve gelişmelere göre de tekrardan yeni videolarımızı güncelleriz. Dolar TL kuru şu an itibariyle olumlu gözükmekte arkadaşlar. Evet günlükte de gene bakalım. Stokastik indikatörümüz aşırı alım bölgesinde. 4 saatlikte gene al sinyali aşırı alım bölgesinde. Saatliklerde tekrardan aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Dolar TL kuru şu an itibariyle aşağıda 7.78, 7.66. 7.66 kırılmadıkça da yukarıda arkadaşlar 8.01 ve 8.15 dirençleri göze batan önemli dirençler şeklinde gözükmekte. Geri çekilmelerde 7.78 ve 7.66'da dikkatle takibinizde olması gereken yeni açıklanan biliyorsunuz ekonomi programı mevcut. Bunun etkileriyle de geri doğru 7.66'lı seviyelere doğru da geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden dolar TL kurunda bugün bir miktarda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Altın tarafına geçelim hemen altında bakalım. Bizler için kritik seviyeler.
Sizlerle birlikte hemen bulmaya çalışalım. Evet, altın ons. Bizlerin takip ettiği 1869 seviyesi üzerinde bir kapanış geldi arkadaşlar. Bu da altın ons da bizim için olumlu bir hareket. Hemen şöyle çizelim 1869 seviyemizi. Evet, burası destek seviyesini gördüğü müddetçe arkadaşlar yukarıda 1903 direnç bölgesi. Gene altın ons da önemli olacaktır. Çünkü altın onsun yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilmesi için buradaki 1903 direnç bölgesini mutlaka yukarı yönlü kırabilmesi şart arkadaşlar. Bu 1903 seviyesini kırabilir. Burada bir tutunma gerçekleştirebilirse de arkadaşlar kısadaki altın onsun hedefi 1958 bölgesinde bulunan direnç seviyesi olacaktır. Gene 1869'un altında bizler için önemli sayılacak bir destek bölgesi 1869'da görülmekte. 1848 zaten ana yükseliş destek bölgemiz. Yükselişe buradan başladık. Yukarı her çıkışımız arkadaşlar, mesela 1848 üzeri 1869 geri dönüşlerde kırılırsa bu 1869 dirençli destek konumuna geçiyor. 1903 şu an direnç bölgemiz. Bu aşağı yönlü kırılırsa bu sefer ne oluyor? 1903 yukarı yönlü kırılırsa dirençten çıkıyor. Destek konumunu da almış oluyor. Takiplerimizde bu şekilde de takip edebilirsiniz. Verdiğim rakamları not alın. 1869 üzerinde kaldıkça yukarıda 1903 ve 1958 seviyeleri altın onsta takipte kalacağımız önemli seviyeler olarak görülmekte. Dünya üzerinde Covid-19'un etkileri gün geçtikçe artmakta. İkinci salgın, birinci salgının bitmesiyle birlikte ikinci salgında da artışlar meydana gelmekte arkadaşlar. Bu çok iyi takibimizde olacak bir mesele. Artı aşı tarafındaki gelişmeler. Bunlar 2020 sonları ve 2021 başlarına doğru liderlerin dillendirdiği bir aşı piyasaya sürülebilir. Bu aşı da takibimizde olacak. Önemli temel analizlerimiz arasında olacak arkadaşlar. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeleri sizlerle birlikte bulalım. Evet, gram altında da 462 bizim için önemli demiştik zaten arkadaşlar. 462 üzerinde de kapanışlar geldi. Bu kapanışlar bizi yukarıda 474 direncine kadar taşır demiştik son videomuzda. Ve bu dirence kadar bu kapanış bizi taşıdı. 474 üzerinde arkadaşlar 477 kuvvetli direnç bölgesi bulunmakta. Altın ons tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam edecekse altın gram altın bu 477 seviyesinin mutlaka üzerinde kapanış gelmesi şart. 477 üzerinde kapanışlara başlarsak o zaman işte ana hedef 488-500 seviyelerine kadar gram altını taşıyabilir. O yüzden bu verdiğim seviyelere de dikkatle gram altındaki arkadaşlar takipte kalsınlar.